Dostlar hepinize selamlar. Şu anda neredeyiz? Etrafı sizlere hemen göstereceğim. Elektrik Mahallesi, Çekmece Caddesi'ndeyiz. Hemen etrafa bakalım. Şöyle karşıda Gazi İlköğretim Okulu. Bu taraf aşağı battı çıktıya inen yol. Burası da Elektrik Mahallesi. Hemen şu yolda Armutlu Caddesi'ne gidiyor. Armutlu'ya doğru iniyor. Bakın şu gördüğünüz yer. Çekmece, Pınarbaşı Mahallesi, Çekmece Caddesi burası. Şöyle etrafı sizlere göstereyim. Buralarda hiçbir şey kalmamış dostlar. Buralara uzun zamandır gelmemiştim. 2-3 ay olmuştur en az. Belki de daha fazla. Burası Hacı Ali Nurlu Okulu'nun bahçesi. Hacı Ali Nurlu'yu da galiba yıkmışlar. Bakın tabelayı gösterelim. Etrafı da göstereyim. Duvarlar bu şekilde. Şöyle içeri doğru girelim. Önce bir inceledik, girebilir miyiz, giremez miyiz diye. Burası okulun bahçesi. Basketbol sahası falan olan yer diye biliyorum. Aşağıda da binanın enkazını almışlar, ana binanın, eğitim binasının. Bu şekilde arkadaşlar. Etraf her yer otlar büyümüş. Yollar kazılmış. Aşağıda inebilir miyiz bilmiyorum. Aşağıda bir bakmaya çalışalım ucudan. Evet, görüyorsunuz burada kalan var mı bilmiyorum ama burada sandalyeleri buraya biriktirmişler, bazı sandalyeleri. Etraf bu şekilde. Binanın enkazı kaldırılmış. Şurada bir ev var. Bence kimse de kalmıyor şu anda. Bu şekilde dostlar. Şimdi devam edelim. Buradan geri çıkalım. Bakın şu kapının demiri, kızak demiri. Bir tek bunu çalmamışlar. Enteresan. Ya bunu sökememişlerdir. Ya fark etmemişlerdir. Hacı Ali Nurlu'dan çıktık arkadaşlar. Şu şekilde buralarda rezerv alanı. Görüyorsunuz çevirmişler. Bir tane bina doğru düzgün kalmamış. Şu karşılarda gördüğünüz yerlerde var tek tük binalar. Kimisi yıkılacak, mahkeme kararı bekliyor. Kimisi de tadilat yapılmış, oturuluyor. Tek tük binalar var. Bakın şuradan şehrin karşı mahallesi diyelim. Neresi oluyor orası? Cumhuriyet'e mi? Emeğe mi denk düşüyor? Zannediyorum Cumhuriyet Mahallesi'ne denk düşüyor. Bakın şantiye alanı görüyor musunuz? Bir sürü kulevinçler. Her taraf şantiye alanı. Burası vallahi nerenin neresi olduğunu da unuttuk. Şu gördüğünüz alan, tamam şimdi anladım biraz daha. Bu kavşak, hemen şuradan gidersek Gürkan Düğün Salonu TEDAŞ'a doğru çıkıyordu. Şu karşıdaki yol, evet bakın orada da köprüyü görebilirsiniz. Yakınlaştırıyorum size. Şu köprü hemen TEDAŞ üstündeydi. Orada bir inşaat mı yapmışlar? Gerçekten tanınmayacak durumda her taraf. Şahsen ben ezbere bildiğim noktalar bunlar. Tanınmayacak halde ben bile böyle bir bakıyorum. Neredeyim tam olarak diye. Bir yere gideceğiz. Nereden gideceğiz diye bakıyoruz. İşte burada da böyle bir alan var. Çevrilmiş, herhangi bir çalışma yok. Karşısı da çevrilmiş. Deprem akşamı dostlar.
6 Şubat akşamı şu gördüğünüz petrol ofisin yanındaki dar yoldan gitmeye çalıştık. TEDAŞ'ın oraya araçla. Ben aracını kurtaran, az hasarla kurtaran şanslı olanlardandım. En azından yağmurda ıslanmadık ve araçla sağa sola her ne kadar yollar tıkalı olsa da gitmeye çalıştık diyelim. Şimdi ben buradan karşıya geçmeyi ümit ediyordum. Yalnız yol kapalı. Buradan Çekmece'den çıkmamız lazım. Tekrar. Ben Gürkan Düğünsoğan'ın olduğu caddeden inerim diye düşünmüştüm. Buralar Esentepe, Esenlik. Görüyorsunuz. Etrafta hiçbir şey kalmamış. Monoz yığınlarıyla dolu, boş bir arazi olmuş. Hafif toz pembe gibi kahverengili. Depremden bu yana hiç hasar görmedi o bina. Son zamanları biraz çatısı matısı yıprandı. Sonra tadilat yaptılar. Tabi burası rezerv alana girdi. O bina da yıkıldı. Bu bina bizim oturduğumuz binaya çok yakındı çünkü. Tam karşı çaprazındaydı. Etraflar bu şekilde. Bu şekilde dostlar böyle Çekmece Kavşağı'na gidiyoruz. Burası Esenlik. Karşısı Yalçın Kupanlar Anadolu Lisesi'ne iniyor. Anadolu Lisesi'ne iniyor şu sokak. Buralardaki bütün binalar yıkıldı. Şimdi biz buradan gitmeye çalışacağız. Yol var mı onu da bilmiyorum ama olmadı. Diğer yeni yoldan ineriz. Şurası Venüs Gold sitesi. Herhangi bir çalışma yok henüz. Yollar da bu şekilde. Engebeli arazi gibi. Şuralar taş, moloz yanı. Venüs Gold sitesinin olduğu alan. Görüntülerde izlediğiniz alan. Sonra Şelale Park mı geliyor altında? Nihal Turgut Anlar'ın tabelasını görebiliyorsunuzdur eminim. Şuradan dar bir yol yapmışlar. Şurada bir sağlık ocağı vardı. 5 nolu muydu? Etraf bu şekilde dostlar. Gördüğünüz üzere her taraf toz, duman, bomboş, moloz yığını. Buradan çıkar mıyım bilmiyorum. Ben şuradan çıkmayı tercih ederim. Çünkü burası biraz daha temiz bir yol. Bakın yol ne hale gelmiş. Şelale Park'ın olduğu yer. Şurada muhtarlık var. Buralarda da bayağı bir yıkım oldu. Şimdi buradan Toki Camisi'nin oraya gideceğim. Gerçekten üzücü burada. Binlerce insan yaşıyordu. Yüzlerce bina vardı. Birçoğu da yeniydi. Görüyorsunuz bir tane bile doğru düzgün kalmamış. Kalanlar tadilat görenler zaten. Orta hasardan, az hasardan tadilat görenler.
kaç tane yıkılmayı bekleyen. Şu bina da yıkılıyor dostlar. Bu binayı da yıkacaklar. Kolonlarını kırıyorlardı sabah sanki buradan geçtiğinde, aynen kırmışlar. Ne durumda bilmiyorum. Bence bunları da yıkarlar diye düşünüyorum. Ya da bu tadilatta mı acaba? Bunu tam çözemedim. Şimdi şuradan gidelim. TOKİ'nin karşısında, TOKİ camisinin karşısında 9 nolu noter var. Bilginiz olsun. Maddenin altında da 1-2 tane noter var. Sevgili arkadaşlar, bakın bu okul aktif lise olarak mı çalışıyor onu bilmiyorum ama başka bir kurum olarak mı? Hatay Sağlık İl Müdürlüğü burada. Eski devlet hastanesinin yerinde hizmet veriyor. Hemen buradan yaptılar prefabrik. Geçen aylarda hizmete girdi. Hafta 2001'de açacakmış yakında. Demek ki binayı tadilat yapıyorlar. O binayı. Dostlar, başka bir videoda görüşmek üzere. Antakya'dan, Medeniyetler Şehri'nden, Deprem Gazisi, Hatay'dan. Hepinize selamlar olsun. Hoşça kalın.